Allah Celle Celaluhu bizi Müslüman olarak bu dünyaya bak. Biz var ya bu nimetin farkına bir varsak şu Müslümanlığın kıymetine. Rabbimizi ama ne yapacağız? Evvela Rabbimizi tanıyacağız. Allah Celle Celaluhu. Böyle kalpler böyle var yerinden çıkacak Allah deyince. Celle Celaluhu diyeceksin böyle. Karşında gidecek ne oluyor diyecek. Hiddetten, aşktan, muhabbetten Rabbimizi tanıyacağız. Gücünü, kuvvetini bileceğiz. İbrahim Aleyhisselam'a ne yaptı Nemrut? Ateşe fırlattı. 40 gün kıssayı biliyorsun zaten. Ben kısaca özetliyorum. 40 gün o ateş çemberi denen şey gül bahçesi oldu. Nemrut baktı baş edemiyorum. Ne yapacağız? Dedi sen dedi Allah'ını al tövbe haşa ve kella. Ben dedi ordularımı alacağım savaşacağız dedi. Tamam dedi. Allah Celle Celle'den aldığı kuvvetle söylüyor bu sözü. Meydanda toplanacaklar. Nemrut ordusu milyonlarca adam geliyor. Baklar İbrahim Aleyhisselam tek başına. Allah Allah nerede bu ne oluyor? Bak milyonlarca ordu. Peki ne oldu arkadaşlar biliyor musunuz? Baklar İbrahim Aleyhisselam tek başına geliyor. Arkadan böyle bir bulut gibi bir şey geliyor. Bulut. Kimse anlamadı. Bir yaklaşıp baklar sivrisinek ordusu. O sivrisinekler yapıştığı askere bakın yapıştığı askerden ayrıldığı zaman kemik halinde aşağı düşüyorlardı. Öyle bir ordu. Milyonluk ordu Allah Celle Celaluhu'nun bir sivrisinek ordusuna ne yaptı? Baş etmeyi bırak. Kaçamadı. Kemik halinde düştüler. İşte Allah Celle Celle diyeceksin. Duracaksın Allah Celle Celle her şeyi işitir, görür, duyar. Peki sen burada bak ben burada konuşuyorum ya da sen ben fark etmez. Üç kişi aynı anda konuşsa hangimiz üçünü anlarız? Ya hele bir durum mübarekler biriniz konuşun deriz değil mi? Allah Celle Celaluhu her şeyi işitir. Bak bir meydan düşünün. Bütün cinler, melekler, insanlar bir meydanda toplansa. Hepsi aynı anda konuşsa. Hepsi aynı anda bir şeyler istese. Allah Celle Celaluhu hepsini görür, duyar, işitir, isteklerini karşılar. Allah Celle Celaluhu gücünün, kudretinin karşısında kimse duramaz. İki müşrik Kabe'nin duvarında konuşuyorlar. Bedir Savaşı'ndan sonra. İki tane müşrik. Bedir Savaşı'ndan sonra. Bir tanesi diyor ki ya diyor benim diyor borcum olmasa çocuklarım da olmasa gider diyor Muhammed'i öldürürüm aleyhisselam diyor. Öteki müşrik diyor ki tamam diyor çocuklarım benim çocuğum borcum benim borcum git öldür diyor. Tamam anlaşıyor. Kılıcını alıyor. Ucuna zehri sürüyor. Koynunu alıyor. Medine'ye doğru gidiyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh yolda bakıyor bir tane biri geliyor ama böyle çıkartan bir yaklaşıyor diyor. Aha diyor bu Mekke şeytanlarından bir şeytan bunu yakalayın getirin diyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh o Mekkeli müşriği Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı öldürme niyetiyle gelen müşriği yakalıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna çıkartıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam soruyor niye geldin buraya? Diyor ki oğlum diyor Bedir Savaşı'nda diyor elinize düştü diyor. Esir düştü diyor. Onu diyor kurtarmaya geldim. Peki diyor ki o koynunda sakladığın kılıç ne diyor? Allah diyor kılıcın belasını versin diyor. Bu kılıç diyor Bedir Savaşı'nda diyor bizim işimize yaramadı ki diyor. Şimdi yarasın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki peki diyor sen Kabe'nin duvarında diyor Süfyan'la ne konuştun? Müşrik böyle şoka giriyor, kilitleniyor. Arkadaşlar Mekke Medine arası İstanbul Ankara arası kadar. Mesafe uzak. Müşrik bunu duyunca şoka giriyor. Ya diyor kimse yoktu. Bir o bir ben. Nasıl olur bu diyor. Diyor ki o zaman bunda bir iş var. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü diyor. Ve iman ediyor. Hep söylüyoruz imanın kıymetini bilin. Müslümanlığın kıymetini bilin. Ama maalesef bugün Müslümanlar kendine Müslümanım diyenler düştü bir mide derdine, düştü bir rızık derdine acından ölecek. Er-rızkü alallah yazıyor dükkanına ama açlıktan öleceğiz diyor. Ay sonu gelmiyor diyor. Hayır kardeşim. Allah Celle Celle rızka kefildir. Ruhlarımız yaratılmadan 4000 sene evvel rızkımız yazıldı. Korkma acından ölmezsin. Ama gel de bunu Müslümanlara anlat. Ya bizim millet daha para varken ağlıyor. Cebinde parası var yine ağlıyor. Ay sonu geliyor hani her türlü ihtiyacını alıyor. Marketine gidiyor. Adam BİM'den A101'den çıkmıyor. Carrefour'larda, Migros'larda geziyor. En çok o ağlıyor. Allah Celle Celaluhu güveni yok. Estaizu billah bismillah. وَمَنْ اَغْرَدَ عَنْ ذِكْرِ فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَى diyor. Allah Celle Celaluhu. Kim bizim zikrimizden yüz çevirirse,
Kim bizim zikrimizden gafil kalırsa, zikir nedir arkadaşlar? Namaz da zikirdir. Kur'an da zikirdir. Tesbih de zikirdir. Her ahvali zikirdir. Ama yüz çevirirse diyor, ona bir dar geçim vereceğiz. Ay sonunu göremeyecekler Allah Celle Celaluhu. Sen ne konuşuyorsun be? Ay sonu gelmiyor. Namaz var mı? Yok. Zikir var mı? Yok. Kur'an var mı? Yok. Sohbet var mı? Yok. E peki nasıl geçiniyorsun sen? Geçinemezsin. Rızık endişesi sıkıntı. Allah Celle Celle dedi ki ya Musa git dedi Firavun'a davet ver. Dedi ki ya Rabbi davet verelim de dedi. Ben dedi onun şerrinden korkuyorum. Bu dedi beni öldürtür. Çoluğum çocuğum hanımım dedi ortada kalır. Allah Celle Celle dedi ki ya Musa elindeki asayı bir taşa vur. Taşa vurdu. Taş kırıldı içinden bir taş daha çıktı. Dedi bir daha vur. Bir daha vurdu o vurduğu taşın içinden küçük bir kurtçuk çıktı. Kurtçuk. O kurtçuk ağzında yeşil bir yaprak. Dedi ki ya Musa beni burada gören, duyan, rızkımı veren Allah Celle Celaluhu. Seni dedi merak etme aç bırakmaz dedi. Er rızku el Allah. Süleyman Aleyhisselam biliyorsunuz Hazreti Süleyman bütün dünya hükmediyordu. Cinler, hayvanlar hep onun emri altındaydı. Dedi ki ya Rabbi bana müsaade et dedi. Bütün dedi hayvanların dedi rızkını bir sene ben taksim edeyim. Bir sene dedi bana bırak. Dedi ki ya Süleyman yapamazsın. Ya Rabbi dedi bir ay. Ya Süleyman yapamazsın. Ya Rabbi bir hafta. Ya Süleyman yapamazsın. Ya Rabbi bir gün. İyi dedi hadi. Bir gün hazırlan bakalım. Hazırladı. Dağlar, taşlar. Aylarca hazırlık yaptı bir de düşün. Bir günlük rızık için aylarca hazırlık. Taksimini yapıyor sadece. Yaratmak Allah'tan Celle Celaluhu. Aylar geçti dedi ki ya Rabbi hazırım. Allah Celle Celaluhu dedi ki ya Süleyman karadaki mahluklarımı mı yollayayım? Denizdeki mahluklarımı mı yollayayım? Dedi ki ya Rabbi denizdeki mahluklarını yolla. Denizden bir balık çıktı. Bir balık. O aylarca hazırladığı sofranın başından gitti sonundan çıktı. Dedi ki ya Süleyman başka yok mu bu kadar mı? Allah Allah. E dedi şimdi dedi ya Süleyman aç kaldık dedi ya. Dedi Rabbim bunda bana günde 3 tane veriyor bunun aynısından dedi ya. Bu ne dedi kardeşim yani işin Türkçesi. Aç bıraktın biz dedi mübarek adam. Allah Celle Celaluhu. 8 milyar insan var. Milyarlarca hayvan var. Korkma rızkın yazıldıysa onu yemeden ölmeyeceksin. Bak sana söylüyorum adam bir tanesi bak 8 sene komada kalmış. 8. Adam komadan kalktı. İyileşince demiş bana demiş kuru pilav getirin kardeşim bak. Rızkı var. O rızkını yemeden ölmezsin. Vallahi de ölmezsin. Billahi de ölmezsin. Ama maalesef bizim millet BİM'den, ACBİR'den çıkmıyor. Marketlerden geri kalmıyoruz. Acımızdan öleceğiz. Koronada gördünüz kardeşim. Hafta sonu 2 gün kapanacağız dedik diye. Millet marketlerde kuyruk birbirini öldürdü be. Fırınlarda, her yerde izlen be. Ne oluyor? Bu kadar mı korkuyoruz rızkımızdan? Merak etme kardeşim bak bir daha söylüyorum. Merak etme o rızkı yemeden, o yemeği yemeden ölmeyeceksin. Ben sana söylüyorum kardeşim bak benim önümde bir tane su var burada. Eğer bu suyun aşağısı bana yazılmadıysa vallahi de, tallahi de, billahi de ben bunu içemem. Yazıldıysa içerim. Ne olur biliyor musun? Tam böyle götürürken bir şey olur tak bardak dökülür. Allah bir sarsar burayı. Bardak elinden düşer. Yine içemezsin, yine yiyemezsin. Adam dürüm alıyor. Bir tane ısırık alıyor. Daha boğazdan geçmeden ölüyor nefesine. Nefes borusuna kaçıyor. E nasıl oluyor? İşte oluyor. Kardeşler dikkat edeceğiz. Kuntum hayra ummetin uhricet linnas te'muruna bil ma'rufi ve tenhevna anil munkar ve tu'minuna billah.